Herkese merhaba dostlar, Eager TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün farklı bir videomuz olacak. En son geçen sene yaptığım. Hatırlarsanız arkadaşlar, öncelikle operatör rolleri ve oyun tarzlarından bahsetmiştim sizlere. Daha sonra akabinde hangi operatörleri açmanız gerektiğini, yani operatör açma rehberi 2020 yapmıştım. Bunları izlemek isteyenler için sağ üstte kartlara bırakıyorum. Bunun dışında da zaten o zamanlarda videonun içerisinde söylemiştim, izleyenler bilecektir. Her sezonu özgü operatör tier list yapacağız. Bu tier list nedir arkadaşlar? Tier list benim kendi tecrübem ve oyun bilgime ve oyun tarzıma uygun olarak kendi seçtiğim yöntemlerle arkadaşlar. Şurada gördüğünüz efsane A sınıfı herkese lazım. E işte at çöpe gitsin diye ayırdığım, normalde bunları siz S artı S A B C D veya herhangi bir yazı, bu tamamıyla size kalmış. Bu şekilde ayırıp arkadaşlar operatörlerini sıralayabilirsiniz. Şimdi bu operatörleri sıralarken tabii ki şu gördüğünüz simgeleri, operatör ikonlarını veya operatör resimlerini eklemeniz gerekiyor tek tek, veya hazır bulursanız hazır bulduğunuz şekilde de yapabilirsiniz. Ben şansımı hazır buldum. Tek tek eklemek zorunda kalmadım ki sizlere bu tier listi yapıp en iyi operatör listesini anlatmaya çalışayım ve neden bunları seçtiğimi söyleyerek devam edeceğim. Bunları söylemeden önce tekrar tekrar hatırlatıyorum. Bu operatör tier list arkadaşlar benim kendi seçimim. Size göre bu farklı olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar bu konuda yorumlarda tartışmayalım. Bütün operatörlerden başlayacağız. İlk başta arkadaşlar Ace ve Lucy'den başlayacağım. Bu sezon çıktığı için. Daha sonra aklımızda kalan bir önceki sezon Operation Void Ashe'de Yana ve Oryx'i koyacağım. Ondan sonra diğerlerini sırayla gideceğim. Şimdi arkadaşlar Ace ve Lucy'yi Operation Steel Wave ile beraber bir haftadır sezon pass'li oynayanlar, onun dışında dünden beri de arkadaşlar herkese açık bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ben test sunucusunda da oynadığım için şu anki duruma göre baktığımız zaman ben Ace'i A sınıfına koyabilirim. Ace arkadaşlar alternatif bir Hard Breacher olmasına rağmen sadece Hard Breacher değil, birçok işe yarayan defanstaki bütün operatörlerin özelliklerini kırabilen, tabii ki kırılabilir duvara atabiliyorsunuz, kırılabilir yerlere atabiliyorsunuz. Bir operatör olduğu için bence efsane olmasa da kesinlikle A sınıf hak eden bir operatör. Melusi arkadaşlar, nerede o Melusi'yi bulabilirsem burada. Melusi bana göre oyuna bir yenilik getirdiği için ve şu anki durumda daha nerf yemediği için oyunun en efsane operatörlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Defanslı özellikle. 3 hızlı olmasından dolayı özellikle. Eğer 2-2 olsaydı birazcık daha düşüncelerim farklı olurdu ama yine de A'nın altına koymazdım diye düşünüyorum. Sonra arkadaşlar Yane ve Oryx'ten devam edelim. Şimdi Oryx çok iyi bir operatör. Bence bunu efsaneye koysak sırıtmaz. Ama ben Oryx'i A'ya koyacağım. Yana'yı da arkadaşlar yine A ve B arasında değiştirebilirsiniz. Ama bence A sınıfı bir operatör değil Yana. Birazcık support bir operatör ama herkese lazım. Çünkü özellik olarak baktığımız zaman sınırsız drone. Bu herkese lazımı B sınıfı olarak, sonra C ve D gibi de düşünebilirsiniz. Yani yukarıdan aşağıya gittikçe bu operatörün işlevselliği bana göre düşüyor diye düşünebiliriz. Şimdi bu saatten sonra tabii ki şu 4 operatörden sonra sırayla gidiyoruz. Şimdi Elabay kesinlikle herkese lazım bir operatör, çünkü hala hologramlarını güzel kullandığınız zaman, şu iki operatör zaten hologram üzerine, bence güzel. Amaru şu an, bakın şu anki hali Amaru'nun efsane. Biz sezon sezon konuşuyoruz. Amaru kötü, bu zamana kadar bir şey yapmadı diye değil. Amaru şu an efsane. Eşi zaten efsaneye koymazsak olmaz. Ne kadar nerf yese de. Bandit kesinlikle A sınıfı, çünkü Bandit her işi yapıyor. Blackbeard şu anki hali, hani çöpe atmazsınız ama işte bu herkese lazım değil. Blitz yani nerf yedi, bunu çöpe bile atabilirim yani, hiç problem değil ama işte diyoruz. Bak son zamanlarda A sınıfı olmaktan çıktı, bana göre sadece dikey oynamak için kullanabileceğimiz bir operatör. Kesil yine herkese lazım. Clash, şimdi Clash gerçekten takım arkadaşlarınızla oynadığınız zaman ve Clash üzerinden bir taktik yaptığınız zaman şuralara bile koyabilirsiniz, hiç problem değil. Ama solo olarak ben kendi kararımı söylüyorum. Solo olarak ben bu operatörü çöpe atıyorum. İki sebebi var. Birincisi, oyunda sürekli bir glitch'in bulunması.
ve solo olarak oynadığınız zaman gerçekten pinginizin düşük olması lazım. Ekipmanlarınız iyi olması lazım ki o kalkan açılma süresi vesaire veya kapanma süresi, yani tepki verme süresi hızlı olsun. Dolayısıyla bunu çöpe atıyorum. Doktor ve Rook'a gelelim. Şu doktoru görmüşken Rook'u da aynı anda almış olalım. Şimdi doktor ve Rook aynı tarz operatör olmasına rağmen, yani yine ankor olmasına rağmen, doktor bana göre daha işlevsel ama yeni başlayanlar için Rook Armor'u da bayağı iyi. Yüksek seviyelerde de tabii ki Rook Armor'u aynı iş yapıyor ama bana kalırsa doktor birazcık daha işlevsel. Sanki doktor oynayınca birazcık daha rahat ediyormuşsun gibi bir hisse kapılıyorsun ama ikisi de bana kalırsa arkadaşlar hani öyle A sınıfı bir operatör değil. Ben ikisini de herkese lazım olarak şuraya koyuyorum. Çünkü bu özellikle başlangıç seviyesinde olan arkadaşlar için önemli operatörler. Dokkev ilk çıktığı zaman gerçekten çok güçlüydü. Hala da güçlü bana göre. Az bir şey nerf yedi ama yine de bence orta seviye bir karakter. Ama counterlanması basit, dolayısıyla çok da iyi bir operatör sayılmaz. Ki SMG 12 eskiden çok iyiydi. Şimdi nerf yemesinden dolayı bunu A sınıfına falan koyamayız. Ela'nın Scorpion'una baktığımız zaman Ela'yı çöpe atmamız lazım. Ama Grizz mod mayınlarının eski halini düşündüğümüzde çok güçlüydü. Şimdi Grizz modu da nerfledikten sonra Ela sadece pompalıyla iş yapabilecek hale geldi. Tabii ki Scorpion'u kullanamazsınız diye bir şey yok ama artık Grizz modu işlevsiz olduğu için Ela'yı neredeyse çöp ettiler ama ben Ela'nın hatırına bunu E işlemeye koyuyorum. Finca son zamanlarda buff aldı. Son Steel Wave patch ile beraber. Finca'yı A sınıfına koyabilirsiniz. Silahı çok kötü değil. Üzerine frag grenade'i var. A sınıfına koyabilirsiniz. Herkese lazım yani, B sınıfına da koyabilirsiniz. Ben Finca'yı A sınıfına koymayacağım. B'ye koyacağım. Frost silahı evet kuvvetli, hasar bakımından baktığınız zaman kötü bir silah yok. Özellik açısından da çok sürpriz tuzaklar koyabiliyorsunuz ama ben Frost'u E işlemeye koyacağım. Fuse direkt çöpe atıyorum. Evet, yeni başlayanlar özellikle, hatta bana bu eski yaptığımız tier liste de "abi Fuse sayesinde ben kaç kill alıyorum biliyor musun?" diyen arkadaşlar evet, ama ben Fuse'a belki ayda bir defa, belki 3 ayda bir defa falan ölüyorumdur yani. Hani o açıdan baktığınız zaman özellik olarak ki her haritada bu özelliğini kullanamıyorsunuz. Dolayısıyla ben Fuse'u çöpe atıyorum. Glass muhteşem bir operatördü. Termalini aldıktan sonra, daha doğrusu termali yürürken aldıktan sonra E işleye kadar geldi. Goyo efsane ötesi bir operatördü İlk çıktığı zamanlarda. Bu ne falan diyorduk. Sonra nerf yedi. Bana kalırsa hala Goyo A sınıfı bir operatör. Goyo'nun shield'larını kullandığınız zaman gerçekten güzel işler yapabiliyorsunuz. IQ kesinlikle efsanevi bir operatör. 3 tane muhteşem ana silahı var. Hem AUK, hem Komandosu, hem G8'i, ki G8'ini biliyorsunuz buff aldı en son yatay tutamaç geldiği zaman. Ve IQ'nun şu an yapabileceği işi yapabilecek başka bir operatör olmadığı için IQ'yu efsaneye koyuyorum. Jäger de kesinlikle efsaneler arasında. Biliyorsunuz Jäger'i nerfledikçe nerflediler. Bindirdiler yükü üzerine. Ama ona rağmen şu an 2-2 olmasına rağmen, silahının da biliyorsunuz ki nerf yediğini hatırlayın. Buna rağmen hala Jäger bana kalırsa efsane. Kali'ye gelirsek arkadaşlar, Kali Thatcher'ın alternatifi olarak çıkan, özellik açısından söylüyorum, bir operatör. Kali arkadaşlar A sınıfına silahının çok kuvvetli olmasından ve özelliğinin support olmasından dolayı koyabilirim ama A sınıfını hak edecek olması için bana kalırsa herkes tarafından oynanabilecek bir operatör de olması lazım. Bu herkes tarafından oynanamadığı için ben Kali'yi arkadaşlar herkese lazım. Ya yani mutlaka bence Thatcher banlandığı zaman veya Thatcher yokken Kali alınabilir diye düşünüyorum. Kapkan'a gelirsek, Kapkan özellik açısından yine traplı bir operatör ve gerçekten güçlü. Silahı da fena sayılmaz ama Kapkan herkese lazım da kalabiliyor. Bence B sınıfı bir operatör. Lion nerf yedi de yedi, nerf yedi de yedi. Evet, silah ve DMR'ı, sonra pompalısı falan çok kötü silahlara sahip değil ama Lion özellik olarak bana şu an alınması çok da gerekli bir operatör olarak görünmüyor. Maestro muhteşem bir operatör. Bunun üzerine konuşmaya bile değmez. Ama Maestro'nun özellikle Akogo alındıktan sonra silahtan oynanış olarak, Pro League seviyesinde bahsetmiyorum ama genel anlamda oynanış olarak düştüğü için herkese lazıma koyuyorum. Yoksa A sınıfına koyardım. Maverick kesinlikle arkadaşlar A sınıfı bir Heartbreacher. Hem silah anlamında hem de özellik anlamında iyi. Nerf yediği için bayağı sıkıntı yapıyor ama
A sınıfına koyabiliriz bunu. İstemeyenler için bunu herkese lazıma da koyabiliriz ki herkese lazıma B sınıfına koyarsak da kötü olmaz diye düşünüyorum. Çünkü onun yerine şu an iş yapabilecek Ace var. Üzerine Hibana vesaire, yani mutlaka banlanırsa Termite Hibana, Termite Ace veya Ace Hibana banlansan bile Mevri'ye ihtiyaç kalacağını düşünmüyorum, ama bazı durumlarda gerçekten işlevsel. Çok nerf yedi. Özellikle özelliği çok nerf yediğinden dolayı buna yapacak bir şey yok. Gelelim kalkanlı operatörlerden sonuncusuna. Montaigne. Montaigne arkadaşlar bilen bir insan için dehşet verici bir şey. Ama ben bu listeyi kendime göre yaptığım için ben kalkanlı operatörler oynamıyorum. Kalkanlı operatörler oynayan arkadaşlara da şunu tavsiye ediyorum. Kalkanlı operatör oynamak çok başka bir şeydir. Üstüne ne kadar iyi bilseniz bile ekipmanınız, internetiniz iyi olmadığı sürece Clash'ta söylediğim şeylerle aynı. Bu operatör biraz oynaması zor ama herkesin adına ben Montaigne'i kendi açımdan söylüyorum. Normalde benim için çöptür çünkü ben oynayamıyorum. Oynayamadığım şey bana göre çöptür. Çünkü takıma fayda veremediğim şeyle yapacak bir şey yok, ama herkese lazım mutlaka Montaigne sahibi olmanız gerekiyor. Yani bir listense Montaigne bence daha faydalı diye düşünüyorum. Mute kesinlikle oynanmamasına rağmen, underrated bir operatör olmasına rağmen kesinlikle efsane bir operatör. Şimdi Mute'a baktığınız zaman defansa bir operatör düşünün, ataktaki birçok operatörün özelliğini counterlayabiliyor. Dolayısıyla bana göre Mute yine efsane operatörlerden bir tanesi. Nuke yani kötü değil ama iyi de değil. Yani iyi bir entry fragger, ama oraya gelene kadar birçok entry fragger var. O yüzden E iş diye koyuyorum. Şuraya da koysam sırıtmazdı ama bence ikisinin arasından şuralarda bir yerde olur gibi. Pulse'a baktığınız zaman sadece silahından dolayı ne kadar özelliği kardiyak sensörü buff almış olsa da önceki patchlerde, kaç sezon önce yapılmıştı zaten, belki geçen sene. Yine de bana göre herkese lazım, yani B'yi aşmaz, şuralara gelmez. Capitao kesinlikle A sınıfı bir operatör, supportların arasında en iyisi, hatta bunun yanına bir de Nomad'i ekleyebiliriz. Şu iki operatör bana göre support anlamında gerçekten hem Airdrop hem de burada ateşi ve alevli oku ve sis anlamında muhteşem bir operatör. Bu ikisi A sınıfını hak ediyor bence. Gelelim benim favorime. Kaveyra'yı efsaneye koyardım. Eğer ki bir sene önceki, hatta bir sene önce demeyeyim, 1,5 sene önceki hali olsaydı. Şu an A'ya koyarsam sırıtmaz ama ben Kaveri'yi sadece B'ye koymak istiyorum. Çünkü Kaveri arkadaşlar acayip nerf yedi. Oynaması da zor bir operatör. Hani baktığınız zaman harita bilginizin yüksek olması gerekiyor. Oyun hissiyatınızın iyi olması lazım. Nereden gelebilir? Yani tahmini olarak baktığınız zaman atak operatörlerini tek başınıza yakalamanız veya arkalamanız gerekiyor. Bu da kolay bir iş değil. Dolayısıyla Kaveri'yi de ben B'ye koyuyorum. Eko nerf yedi biliyorsunuz. Ekonorf yemeden önce efsaneydi bana göre, şu an hala A sınıfında, ama şuraya koyarsanız yine sırıtmaz ama şu an için A sınıfı bu nerf'ten dolayı. Biz çünkü bu sezonki patch'e göre bakıyoruz. Gridlock yine underrated bir operatör. Silahları gerçekten güçlü. Bence F90'ı gerçekten güzel bir silah. Ama efsaneyi zaten koyamayız. Support olarak A sınıfında ondan daha iyi operatörlerde olduğu için ben bunu herkesi lazıma koyuyorum. Hibana kesinlikle arkadaşlar A sınıfı bir operatör. Hardbreacher'lardan en çok oynayarak zevk aldığım operatörlerden bir tanesi. Hatta kendisi diyebilirim. En çok zevk aldığım operatör. Zaten atakta Ashe'den sonra en çok oynadığım atak operatörü Hibana. Hibana ile arkadaşlar birçok şey yapabiliyorsunuz. Silahının 20 mermisi olmasına rağmen gerçekten kuvvetli bir silah var. 30 mermi olsaydı bence oyunun en iyi silahlarından bir tanesi olacaktı diye düşünüyorum. Bence A sınıfı olarak koyabileceğimiz bir operatör. Çakal baktığınız zaman hala ve hala efsanedeki yerini koyuyor. Silahları muhteşem. Oyundaki en iyi 3 silahtan bir tanesine sahip. AK-12, R4Ç. Famas'ın eski hali olsaydı Famas'ı koyacaktım. R4Ç. Bir de Çakal'ın silahı. Gerçi Çakal R4Ç'den bir tık daha iyi. Kayı'da geldiğimiz zaman, ilk çıktığı zaman gerçekten hype'tı. Şu anda bazı işlerde iş yapabiliyor. Bazı yerlerde iş yapabiliyor. Ama B sınıfının üstüne benim için geçemez. Her ne kadar güzel ama AUK-A3 iyi değil. TCSG o pompalısı da tam ismini şu an hatırlayamıyorum. Bence herkesin kullanabileceği ölçüde bir silah değil. Birazcık oyunun mantığını, oyunun tepmesine alışan insanlar için geçerli olduğundan dolayı bence bunu herkese lazım B sınıfına koymak iyidir. Legion nerf yedikten sonra şu an E işlerin üzerine çıkamaz benim için. Hatta çöpe bile atsan
bir şey diyemez. Artık Legion oynayan göremiyoruz çok fazla çünkü. Mira kesinlikle arkadaşlar efsane bir operatördür. Mira'yı oynayabiliyorsanız oyunun kaderini değiştirebilirsiniz. Çünkü Mira gibi bir operatör daha hala yok. Ama belki ilerleyen sezonlarda Mira'nın alternatifi bir operatör çıkacaktır diye düşünüyorum. Muzi kesinlikle A sınıfı bir operatör çünkü atak dronlarını hackleyecek başka bir operatör yok. Efsaneye koymam. Zaten pompalıyı da aldılar, nerf yedi. O yüzden bence güzel. Yink biliyorsunuz ki buff aldı. 4 kandile çıktı. Üstüne Sis tekrardan geldi. Sonra tekrardan baktılar ki 4 kandile gerçekten güçlü oluyor. 3'e düşürdüler. Ama hala Sis ve Kandela kombosu açısından ben A sınıfını hak ettiğimi düşünüyorum. Bu da underrated bir operatör benim için ama gerçekten kuvvetli. Sledge arkadaşlar yukarıdan aşağıya oynayabilen güzel bir soft breacher. Üstüne SMG'si var. Üstüne Balyoz'u her şeyi kırabiliyor. Kesinlikle Sledge A sınıfını hak eden bir operatör. Smoke efsanelerden bunu konuşmaya bile gerek yok. Tachanka çöp. Yani buna o Lord Tachanka diye troller gelecektir. Olabilir. Şakasını da diyebilirsiniz. Gerçek de diyebilirsiniz. Ama Tachanka benim için çok. Şu 3 operatörü ben oynamıyorum açıkçası. Thatcher yine efsanevi operatörlerden bir tanesi. Çünkü EMP'nin yapabileceği işi yapabilecek herhangi başka bir operatör yok. Termite kesinlikle A sınıfı bir hard breacher. Ama ben bunun yerine şu an Ace'in gelmesiyle beraber arkadaşlar Termite'ı herkese lazıma koyuyorum. B sınıfına düşürüyorum. Bu B sınıfına düşürmem Termite'ın güçsüz olduğu anlamına gelmiyor. Termite A'ya da koysanız, efsaneye mi de koysanız Termite'ın yapabileceği işi yapacak herhangi bir operatör yok şu anda ama Ace'in gelmesiyle beraber bence Termite hani B sınıfında kalsa da olur diye düşünüyorum. Ha, A'ya da koysak problem değil ama bence Termite'den önce ben olsam, yeni başlayan biri olsam Termite'den önce Ace'i ve Hibana'yı açardım. Yani Termite'i başkasının almasını beklerdim diye düşünüyorum. Termite kötü bir operatör değil ama. Gelelim Twitch'e. Twitch arkadaşlar bayağı silahı nerf yedi. Hem 25 mermiye düşürülmüştü F2'si. Hem de silahın tepmesi bayağı kötüydü. Ama Stilio ile beraber F2 geri döndü. Tepmesini bir tık düzeltmişler. O yüzden ben Twitch'i herkese lazım B sınıfına koyuyorum. Yoksa şuralarda falan olurdu. Çünkü Twitch'i bayağı bayağı içine ettiler. Ha DMR için bakarsak ama silah için baktığımız zaman evet güzel olabilir ama buralarda olsa sıkıntı değil. Valkyrie kesinlikle arkadaşlar A sınıfı bir operatör. Çünkü 3 tane kamera atıyorsunuz. Üstüne MPX'iniz var. Üstüne pompalarınız var. Üstüne Deagle'ınız var. Yani bundan daha fazla ne isteyebilirsiniz defansta bilmiyorum. Vigil de kesinlikle arkadaşlar bana kalırsa efsaneler arasında yerini almalı. Defanstaki en iyi silahlardan birine sahip. Üstüne kameralara görünmez olabiliyor. Drone'lara görünmez olabiliyor. Dokkebir'in hacklediği kameralardan bahsediyorum. Kesinlikle efsanelerin içerisine koyarım onu da. Vama'yı Jäger'den sonra arkadaşlar alternatif olduğu için, tek alternatif olduğu için kesinlikle A sınıfı bir operatör. Ki Pro League'de çok tercih edilen bir operatör. Warden'ı, yani baktığımız zaman Warden'ı yapacağı bir işi yapan da yok. Yani E-işteye de koymak istiyor bir yandan işim. Bir yandan da herkese lazım kenarda dursun diyorum ama hani buna gelene kadar birçok operatörle oynayıp zaten o şeyleri engelleyebiliyorsunuz. Hani mesela o sis atıyorlar, ne bileyim flash atıyorlar diyene kadar hani Jäger'le ve Mayı alırım daha iyi diye düşünüyorum. Ve sonuncusu gönlümüzün sultanı Zofia Bosak. Kesinlikle efsanelerin efsanesi. Oyunun neredeyse atakta yapabileceği her şeyi yapan, entry fragger, soft breacher bilmem ne, yani aklınıza gelecek her şeyi yapabilecek yegane operatör. Dolayısıyla Zofia'yı da efsanelerin arasına koyuyorum ve tier listimize şöyle bir şekillendirdiğimiz zaman çöplerde 3 tane operatör görüyoruz. Fark ettiyseniz işte yaptığımız operatörler kötü operatörler değil. Bazı durumlarda çok işlevseller. Ama demek istediğim şuraya gelene kadar, yani şuradaki operatörleri zaten çok çok oynarsınız. Bu operatör dizilimi, bu operatör tier list arkadaşlar dediğim gibi bana göre dizilmiş bir şey olduğu için buna yorum yaparken aşağılarda dikkatli olalım. Siz de istediğiniz operatörün aşağı ve yukarıya çıkmasını istiyorsanız bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Veya arkadaşlar siz de kendi listenizi oluşturup bana Discord'dan atmak isterseniz sitemizin ismi Tier Maker arkadaşlar. İnternetten bakıp yapabilirsiniz. Tier Maker'dan rahatlıkla bu tarz listeler oluşturabiliyorsunuz. Size de yardımcı olmak adına bunu da vermiş olayım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer bu video size yararlı olduysa ve hoşunuza gittiyse
abone olarak destek verebilirsiniz. Çok çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın dostlar.